Eserin Yaratılma Talebi Ahmet Avni Konuk, Vefat 1938, Füsusul Hikem Tercüme ve Şerhini 1915-1928 yılları arasında yazmıştı. Martin Heidegger, Vefat 1976, ilk şeklini 1935 yılındaki bir konuşmasının oluşturduğu sanat eserinin kökenini Hozwich içinde 1950'de kitaplaştırmıştı. Bu zaman aralığında şahsiyet ve düşünce olarak birbirlerini tanıma ihtimali bulunmayan iki mütefekkirin zikrettiğimiz kitaplarında sanat eseri yaratılmayı talep eder mi sorusuna büyük oranda aynı cevabı vermeleri ilkin ikisinin de metafiziği meşrep edinmeleriyle açıklanabilir. Zikrettiğim sorunun ve ona iki mütefekkir tarafından verilen ortak cevabın başlangıcında ise İbnü'l Arabi bulunmaktadır. Onun Füsus'taki ilgili paragrafı Ekrem Demirli çevirisiyle şöyledir. Doğa alemi tek bir aynadaki suretlerdir. Hayır, doğa alemi farklı aynalardaki tek bir surettir. Burada bakış açısının farklılaşması nedeniyle yalnızca hayret vardır. Bizim söylediğimizi anlayan kimse hayrete düşmez. Bilgisi çok olsa bile hayretin olmayışı, idrak, aracının özelliğinden kaynaklanır. Araçsa aynı sabitenin ta kendisidir. Hakka yani sabite anlamındaki araçta, tecelligahta çeşitlenir. Bu durumda onun hakkındaki hükümler çeşitlenir. Böylece hak her hükmü kabul eder. Onun hakkında hüküm verense tecelli ettiği tek hakikattir ve bundan başka bir şey de yoktur. Kabalcı Yayınları İstanbul 2006 Konuk bu fikri şöyle tefsir eder. Ressam olan şahısta hattatiyet sıfatı dahi bulunup da bir yazı levhası tertip etmek istese yazacağı levhayı evvela yine zihninde tasavvur eder ve bu levhanın dahi suret ilmisi peyda olur. Fakat resim levhasıyla yazı levhası başka başka hükümleri haizdir. Zira ressamiyet ve hattatiyet sıfatları o şahıs üzerine lisan-ı istidatlarıyla bizi böyle tasvir ettiye hüküm ettiler. O şahıs dahi onların verdikleri hükme binaen, kendi zatının kendi zatına tecellisi indinde, ilminde peyda olan onların suveri ilmiyesinde, o surette olmalarına hükmetti. Şu halde o şahsı vahid hükmü ancak kendi zatında kabul edilmiş oldu. İşte hakikatte vaki olan hal ancak bundan ibarettir. Yani hak üzerinde hükmeden ancak hakkın tecelli eylediği ayanı sabitedir. Ve hak aynı vahide iken esma ve sıfatının suretlerinden ibaret bulunan ayanı sabitenin verdiği hükümlerle müteaddit görünür. Ve o her an bir işte, her dem tecelli halindedir. Rahman 29, ayet-i kerimesi mucibince ebedül abad bu tecellisi devam edip gider. Zira esma-i ilahiye her ne kadar külliyatı itibariyle kabili ta'dad ise de cüz'iyatı itibariyle namütenahidir. Binaenaleyh'in tecellisi dahi namütenahi olur. Füsusul Hikem Tercüme ve Şerhi Hazırlayan Mustafa Tahralı Selçuk Eraydın İFAV Yayınları İstanbul 2002 Haydi kırsa şunları söyler. Bir eser nereye aittir? Eser, eser olarak kendisi aracılığıyla açılan alana aittir. Eserin eser varlığı yalnızca ve yalnızca bu açılımda bulunur. Bir eserin esas varlığı nerede gizlidir? Bir eser bir koleksiyona katılır ve sergide sunulursa, bunun sergilendiği söylenir. Fakat bu sergilenme öz açısından mimari bir eserin yapımı, heykelin dikilmesi, trajedinin törende gösterimi anlamında sergilenilmesinden farklıdır. Bu türden sergilemeler kutsamak ve övmek anlamında inşa etmektir. Kutsamak eserle ilgili yaratmada kutsalı kutsal diye açan ve Tanrı'yı mevcudiyetinin açıklığına çağırması anlamında kutsaldır. Kutsamaya onurun ve Tanrı'nın ihtişamının onurlandırılması aittir. Övme ve ihtişamı arkasında ve yanında tanrının durduğu bir özellik değildir. Bilakis tanrı onurda ve ihtişamda mevcuttur. İhtişamın eksikliğinde bizim dünya dediğimiz şey parıldar. Kurmak şudur. Eserin teşkilini için kutsayan ve öven bir kurmadır. Nedeni eser kendi varlığında bunu istediği için. Eser nasıl bir tür teşkil sistemine ulaşır? Bu eser varlığında teşkil edici olduğu için. Eser eser olarak neyi teşkil eder? eser kendi içinde yükselerek bir dünya açar ve bunu da kalıcı kılar. Çeviri Fatih Tepebaşlı, Deki Yayınları, Ankara 2011 Konuk ve Heidegger'da eser, müessir ve yaratma bahsinin, tanrısal yaratım, tapınak ve insani yaratımda, sanat eserinde, tevafuken toplanmasının nedenleri ayrı, daha özel bir izaha muhtaç olduğundan bunu şimdilik paranteze alarak yukarıda naklettiğimiz hususlar ışığında şunu söyleyebiliriz. Sanat ve sanatçı terimleri günümüzdeki bireysel seçim ve yaratım anlayışının çok çok fevkinde bir metafizik değere sahiptir. Zira bu değer tanrı anlayışı esasında neşet etmektedir ve dolayısıyla sanat eserinin anlam ve niteliği önce sanatçısının sahip olduğu tanrı telakkisinde yerleşiktir. Bu aynı zamanda Konuk ve Heidegger'ın birbirinden habersiz buluştukları hakikatin ilk zeminidir. Sanatçıyla sanatı salt bireysel ve tekil bir ilişki içinde ele alan sanat anlayışları ise anlayışsızlığın delilinden başka bir şey değildir. Ömer Lekesiz, Yeni Şafak